Merhabalar Usta Sanat izleyicileri, merhabalar belgesel animasyon izleyicileri. Evet, sizlerle bir önceki internete yüklemiş olduğum videoyla alakalı, videonun içerisinde yer alan animasyonlarla alakalı bunların nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Tahmin ediyorum hepiniz içerisinde bir heyecan var, bir ateş, bir kıvılcım var. Hani bunun zemini bulması gerekiyor. O zemini bulması için de bir başlamak gerekiyor, adım atmak gerekiyor. Ve bizim yaptığımız çalışmalarla alakalı da incelemek gerekiyor. Veya bizi veya bir başkasının fark etmez. Daha iyi yapan kişiler varsa onların çalışmalarını incelemek gerekiyor. Ve bu ilk adım atıldıktan sonra hani kurgulama nasıl yapılır? Bununla ilgili nasıl girilir, nasıl ilerletilir? Püf noktaları nelerdir? Vurucu yerleri nelerdir? Zirve yapan yerleri nerelerdir? Ve bitiş aslında verilmek istenen mesajın aktarılımından sonra bitiş yerleri nasıl olmalı şeklinde bazı önemli noktaları var. Bu animasyon veya kısa filmleri. Başlatıyorum. Sanatçımız gazete eline alır ve hızlıca çevirmeye başlar. Evet, burada bir farklılıkları vermemiz gerekiyor. O sanatçı ne yapıyor? Haberini buldu. Kendi haberini buldu. Mutlu oldu. Okumaya geçiyor. Ama sayfaları çevirirken bir önemli bir detay var. Orada çevirmiş olduğu sayfada kırmızı bir kısım var. Dikkat çekiyor. O hani şehit haberinin olduğu kısım. O dikkat çeken kısımda da vurgulamak gerekiyor. Aslında bunu seyirci, izleyici görmüştür. Bir haber aradığı muhakkaktır. Aradığı haberi bulmuştur ve oradan mutlu bir şekilde ayrılır. O da geliyor, bakıyor. Bu durum karşıdaki kişinin dikkatini çekmiştir. Sanatçının uzun süre baktığı haberi inceler. Evet, burada bir detay daha var. Biz izleyicilere yardımcı olduk. Eğer bu tarz bir çekim olacaksa, yapılan çekimlerde bu tarz bir ortaya ürün çıkacaksa, bu sessiz bir filmde seyirciye yardımcı olacaktır. Sanatçının kendi haberi vardır. Sayfayı geri çevirdiğinde ise şehit haberi vardır. Bir kısa filmde, bir animasyonda bir zirve noktası olması gerekir, değil mi? İşte bunun da zirve noktası burası. Burada verilmek istenen mesajın olduğu yer burası. Evet, bu bir çalışmaydı. Gelelim diğer çalışmaya. İzlemiş olduğunuz görüntülerdeki ikinci animasyon ise bir Kızılderisi hikayesiyle alakalı. Şimdi burada bir müdahale söz konusu. Yaptığım çalışmada aslında iki tane hikaye vardı. Bir tanesi Meksika'da İnka tapınaklarını incelemek isteyen arkeologlar kendilerine o bölgeden yerel kılavuz alırlar. Bu kılavuzlar ilerledikten sonra otururlar ve beklerler. Bekledikleri zaman kendilerine sorulur. Niçin bekliyorsunuz? Hızlı hareket ettik, ruhumuz geride kaldı. Bunun diğer bir versiyonu ise Kızılderilisi hikayesi şeklindedir. Kızılderililer at üzerine ilerlerken yine aynı şekilde beklerler ve bekledikleri zaman diğerleri sorar. Niye bekliyoruz? Hızlı gittik, ruhumuz geride kaldı. Ama burada ben farklı bir şey daha ekledim buna. İşte arkadaşlar önemli. Hani animasyonda olması gereken veya kısa filmde olması gereken sizin dokunuşlarınız, sizin püf noktalarınız ya da sizin fikirleriniz. Şimdi bu filmin ya bu animasyonun sonunda farklı bir şey daha gösterdim ben. Şimdi ilerletirken göreceğiz zaten. Ama onu şimdi sona bırakarak baştan devam ettirelim. Şimdi bir haberci geliyor ve burada bir habercinin bir simgesel bir durumu var. İzleyelim. Ateş başında oturan kabile lideri Kızılok'a bir haber gelir. Haberci topraklarına beyaz adamın girdiğini söyler. Evet, haberci geliyor ve ağzını kapatarak söylüyor. Yani bir sır gibi. Ha, burada bir simgesel bir durum var. Bir haber var aslında, bir gizli gibi veya bir panik yapacak. Evet, bu ağız kapanması. Yani bir artı bir değer daha konmuş. Artı bir renk daha katılmaya çalışmış. Buraya kadar her şey normal ama benim asıl hikayede bu yoktu. O zaman biz burada bir kurgusal bir şey ekledik. Asıl hikayede ne vardı? Yürüyorlardı. Hızlı yürüdüler ve ne yaptı? Arkasından tekrar birileri ne yaptı? Hızlı gittiğini söyledi ama ben burada bunu yapmadım. Burada bir heyecan katmaya çalıştık. Katmış olduğumuz heyecana ne vardı? Bir haber var ve var olan haberde bir risk var. Evet, devam edelim yine. Kızılok aceleyle olaya müdahale etmek ister. Hızlıca koşmaya başlar. Yalnız bir şey Yalnız gelir. ilerlerken bir şey vurgulamak gerekir. Bir tedirginliği vurgulamak gerekir. O da nasıl olabilir? Yani bu animasyon içerisinde nasıl olabilir? Dönüp geri bakacaklardır, değil mi? Durması gerekiyor.
Arkada bir şey yok. Bıraktığı yer var. Düşman önde olur değil mi? Arkada bir şeyi bekliyor. İşte bakın arkadaşlar. Hani bir animasyon fikri, bir kısa film fikri geldiği zaman benim ilk aklıma gelen onunla ilgili sahnesidir. Animasyon görseli açısından Kızılderin arkasından opasitesi düşürülmüş, biraz daha soluk bir şekilde, aynı şekilde atlı ve Kızılderilinin bedeninin yavaş yavaş geride kalması, yavaş yavaş gelip tekrar kendi bedenine, ruh beden bütününe girmesi. İşte bana bu ekranın, bu animasyonun görsel anlamdaki doygunluğu zirvesi, pik noktasını oluşturdu. Ve bunu sağladıktan sonra da bir şeyler değişmeli değil mi artık? Beden bütünleşti. Eğer burada da bir değişiklik olmasa, yine devam etmiş olsalardı ruhunun beklemenin bir anlamı olmaz değil mi? Ya ileri gidecek, oturacaklar, ya oturup burada plan kuracaklar üçü, ya da devam edip savaşacaklar, ama öyle bir şey olmalı ki karşıya devam ettiği zaman bu farklılığın, o beden ruh bütünleşmenin bir farklılığı, bir güzelliği olmalı. Madem bekledi, o zaman bir şey olmalı değil mi? Ruh beden bütünlüğünü sağladıktan sonra sağlıklı karar vermek için tekrar çadırlarına dönerler. Yani bir yönüyle kendi zihnimizden, kendi ruhumuzdan filme bir şeyler katmış olduk. O sonradaki kısmında biz ekledik ve eklediğimiz kısımda da onu da göstermemiz gerekiyordu. Geri döndüğüne göre demek bir hesaplaşma olmayacak. O halde devam etselerdi. Peki, ruhları geride kaldığı şekliyle gitmeye devam etselerdi, onları neler bekliyordu? Bu riske girmeyecekler. Akıllıca bir şey yaptıklarını göstermeye çalıştık. Şimdi animasyon hareketli yapılan çalışmalarda. Şimdi buradaki son kısımda, son bölümde ne yok? Arkada ağaçlar yok. İşte ne var? İki tane kovboy var. Biraz kayalıklar var. Burada bir ne, hareket, kovboyların da hareketleri yok. Oraya biraz destekte bulunmak gerekir. Ne yaptık? Biraz yukarıya bir kuş, bir kartal ekleyerek son bölümdeki bu sağ deliği yani biraz da hareketlendirmeye çalıştık. Şimdi burada görsel olarak değerlendirecek olursak, en başa tekrar alırsam, işte Kızılderin oturduğu yere bakıyorsun, çadırlar var, arkada işte tepeler var, dağlık var, ateş yanıyor, ateşli bir animasyon var. Yani bakıyorsun işte atımız hareket ediyor, kişi iniyor şeklinde. Yani hemen hemen yani belki bu arka kısmı bir tane de güneş eklenebilirdi, batan güneş şeklinde güzel olurdu. Görsel bağımda zenginleştirmeye çalıştığımız bir çalışma oldu. Bunları da tavsiye ederim. Özellikle animasyonlarda çok yavan bırakmamak gerekir. Tabii ki eleştirilecek, tabii ki bakılacak birçok yeri vardır, ama biz dediğimiz gibi ağırlıklı olarak hikaye kısmını, hikayenin oluşturma kısmını konuşuyoruz. Evet, değerli arkadaşlar, başta da söylediğim gibi sizden içinizden geçen sanatsal üretime, sanatsal bir şeyler ortaya koyma düşüncesi muhakkak zeminini bulsa, fırsatını bulsa ortaya çıkacaktır. Karşılığını bulacaktır. Elinizdeki imkanlar da bir şeyler ortaya koymak için yeterli. Belki başlayın, devamı gelecektir. Geçenlerde YouTube kanalında bir tanesi şunu yayınlamıştı. İlk çektiğim video şeklinde yayınlamıştı. Ha, şunu demek istiyor. Yani benim de ilk yaptığım iyi değil şeklinde anlatmak istiyor. Ama ben bir yere kadar geldim, durmadım diyor. Ha, sizler de böyle bir başlayın, devamı gelecektir. Ama önemli olan harekete getirecek kişilerin olması değil mi? Evet, değerli kanalımın izleyicileri. Belki bunu izledikten sonra, videomu da izledikten sonra alt kısımda yorumlarda paylaşacağınızı düşünüyorum. Yani bu işte kısımlara, bu videolara, bu animasyona eklenecek elbette ki fikirler olacaktır. Bakın unutmayın, bunlar biraz da ekip işidir. Fikirler geldikçe daha güzelleri yapılacaktır. Sizlere bir enerji, bir heyecan verebildiysem, eğer sahaya indirebilirsem, bunu da kendime bir mutluluk sebebi sayarım.